Aslında Siirt Üniversitesi bundan en az etkilenen üniversiteler arasında değil. Çünkü dijitalleşme projemiz vardı ve bu manada uzaktan eğitimle ilgili tecrübelerimiz vardı. İdari personelimiz 500'ün üzerine çıktı. Yani 1100'ün 1200'lere dayanan bir personel sayımız mevcut oldu. Bu tabii sevindirici bir gelişme. En azından bu sürecin olumlu, bu olumsuz sürecin olumlu yönlerinden biriydi bu. Sayı olarak 1000'e yakın bir kaybımız olsa da pedagoji formasyonla ilgili olarak genel olarak aynı sayıyı koruduk hamdolsun. Bu çerçevede 16.000'in üzerinde 17.000'e yakın bir öğrenci potansiyelimiz bulunuyor. Bu öğrencilerin nereden baksanız 2300-400'ü yabancı uyruklu öğrencidir. Dolayısıyla bu manada hem öğrenci potansiyelimizi koruma hem de uluslararasılaşma gibi bir misyonumuz vardı malum olduğu üzere. Bunu da koruma gibi bir çalışmamız oldu. Tabii bu manada üniversitemizin altyapısıyla ilgili problemler yaşıyoruz, yaşamaktayız. Bunların giderilmesine yönelik çalışmalarımız oldu. Dünyanın her tarafından öğrencinin ben gidip burada okuyayım diyebileceği bir albeni oluşturmamız gerekiyor. Bunun da farkındayız. Bu manada da üniversitemize olabildiğince hem sosyal aktiviteleri gerçekleştirilebilecek alanların oluşturulması, hem rahat ulaşım imkanlarının sağlanabilmesi, hem de malumunuz olduğu üzere üniversitenin aslı olan eğitim, öğretim çalışmalarının rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygun alanların oluşturulması yönünde çalışmalarımız oldu. Bu manada özellikle uluslararasılaşma anlamında sağladığımız başarıyı, bunu kaybetmek istemiyoruz. Bunun daha da büyümesini, ilerlemesini istiyoruz. Bu korona veya pandemi sürecinin bizi minimum düzeyde etkilemesini istiyoruz. İhtisaslaşma tarım ve hayvancılık alanında üniversitemizin sağladığı bir projedir. Malumunuz olduğu üzere bunun genişletilmesi, ilerletilmesi, bu projelerin hayata geçirilmesi, bir an önce yetiştiricilerimizle, çiftçilerimizle buluşmasını istiyoruz. İnşallah bu manada çalışmalarımız son noktalara gelmiş durumda. Bu manada üniversitemize 2020 yılı 3 milyon liralık bir ihtisaslaşma bütçesi vardı. Bu ihtisaslaşma bütçesinin olabildiğince bölgesel kalkınmaya katkı sunacak projelerin oluşturulması ve bunların desteklenmesi için sabırla ama bir o kadar da hızlı çalışmak suretiyle projeler üretilmesi sağlandı. Bu manada hem tarıma hem hayvancılığa, özellikle tarımda fıstık, hayvancılıkta keçi, tabii bununla beraber diğer alanlarda da altı alan, her birinden altı alan belirlenmiş. Bunlara katkı sunacak hem Ar-Ge yönü olan hem özellikle yerel tarım ve hayvancılık alanına da katkı sunacak ciddi uygulama yönelik projelerin oluşturulması sağlandı. Sürmekte olan hayvan hastanesi de yine 8.000'i kapalı ve çevre alanıyla birlikte 10.000 metrekarelik alana sahip olan hayvan hastanemiz ülkede sayılı hayvan hastanelerinden biri olacaktır. Çok ciddi altyapı barındırıyor. Bunlar bittiğinde hayvancılığımızın gelişimine, ıslah çalışmalarının yapılmasına ciddi katkılar sunacaktır. Tıp fakültemizin morfoloji binasının bütçeye alınması oldu. Bu da bir yeniliktir. Dolayısıyla hamdolsun. Öğrencilerimiz ikinci sınıftalar ama inşallah en kısa zamanda bitirmek suretiyle Van'da bulunan öğrencilerimizi biz burada mezun etmek istiyoruz. 2020 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu'nun binaları, ikisini birleştirir tek binada büyük bir inşaat alanı oluşturacak şekilde güzel bir bina oluşturulması açısından çalışmalar devam ediyor. Canlı yayın vardı. Ondan sonra
Bir de dışarıya ben özellikle talimat verdim. Dedim ki beyaz büyük bir ekran koyulsun, her isteyen izlesin. Yani olabildiğince böyle şaibe kelimesi bile geçmesini istedik. Ama hani sakınan göze çöp batar ondan mıdır, niyedir bilmiyorum. Böyle bir şey oldu. Zaten başvuru sırasında deniyor askerlikten muaf olmak veya askerliğini yapmış olmak. Herkes onu işaretliyor. Onu işaretlemeyen zaten başvurusu kabul edilmiyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar da herhalde ya bir şeyler yaparız diye başvurmuşlar, işaretlemişler. Yani askerliğini yaptım veya muafım diye işaret koymuşlar. Sonra bunlar alta da bir şık var. Bilgilerden herhangi biri yanlış çıkarsa sorumluluğu kabul ediyorum diye. Sonra da sınava alınmışlar. Sonra değerlendirme aşamasında evraklar toplandığında görülmüş ki tecil belgesi. Tecil belgesi bir insanın askerlik yapmadığının kanıtıdır. Yani ben yanlış bilgi verdim diyor tecil belgesini getirmekte. Ben başta askerliğimi yaptım dedim ama bakın yapmamışım demiş oldu.